TRT 24 ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Cezaevlerinden çok sık ölüm haberleri gelmeye başladı. KHK'lı komiser yardımcısı Mustafa Kabakçıoğlu, Gümüşhane Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kişilik hücresinde plastik bir sandalyenin üzerinde ölü bulundu. Öleceğini yazdığı dilekçelerinde adeta haber vermiş. Yapılan ihmaller söz konusu. Ailesi öldürüldüğünü düşünüyor. Bu konuyu meşayan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergerlioğlu konuğumuz. Sayın Gergerlioğlu hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Kabakçıoğlu'nun kamuoyuna yansıyan içler acısı fotoğraflarını meclisten gösterdiniz. Mahzun ve mazlum şekilde tek kişilik pis bir hücrede öldürülmüştür dediniz. Kabakçıoğlu'nun ölümü bir cinayet mi ve 4 yıldır hapsedilmesinin sebebi Kimse Yok mu Derneği'ne 5 TL bağış yapması mı? Siz anlatır mısınız biraz? Tabii efendim. Malum biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesiyim. Sadece bu komisyona olduğum için değil, ben aynı zamanda bir insan hakları savunucusuyum. Yıllardır işim bu. Siyaset alanında da insan hakları alanında çalışıyorum. Ve tabii insan hakları deyince akla Türkiye'de en yoğun bir şekilde insan haklarının çiğnendiği, ihlal edildiği yer cezaevleridir açıkçası. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde böyle olur. Çünkü çok güçlü bir devlet aygıtına karşı çoğunlukla o devletin cezalandırdığı veyahut da sevmediği kişiler, siyasi mahpusların olduğu yerdir cezaevleri ve özellikle onlara yönelik bir baskı, siyasi bir baskı, zulüm, kötü muamele, işkence varlığı dünyanın her yerinde de vardır. Fakat bu Türkiye gibi son zamanlarca iyice otoriterleşen, hukuktan uzaklaşan bir iktidarın olduğu yerde daha fazla vardır. Biz İnsan Hakları'nın İnceleme Komisyonu'na cezaevleriyle ilgili en fazla şikayeti gönderen bir milletvekiliyiz. Bana insan hakları savunucusu olarak çok yoğun bir şekilde cezaevlerindeki ihlaller gelir. Ayrımsız bir şekilde kimden gelirse gelsin bu ihlalleri gündem ederim. İnsan Hakları'nın inceleme komisyonuna sorarım. Adalet Bakanlığı'na soru önergesi veririm ve bu meselenin peşini bırakmayız. Tabii bizim binlerce sorduğumuz vaka oldu. Ve bizim için bu vakaların hepsi çok önemli. Çünkü bize gelen şikayetleri incelediğimizde biz çok ağır insan hakları ihlallerinin olduğunu görüyorduk, hissediyorduk. Ve bunları hem İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na hem de kamuoyuna basın toplantılarını sosyal medya aracılığıyla duyurmaya çalışıyorum. Ama tabii ki bazı görseller olmasa, insanlar bazı şeyleri gözleriyle görmeseler gerektiği kadar bu rahmeti hissedemeyebiliyorlar açıkçası. Mustafa Kabakçıoğlu olayında da böyle oldu. Ben bu olayı Zeynep Hanım 48 gün önceden beri gündem ediyorum. Benim gündemimde, kamuoyunun gündeminde değil. Ama ben nasıl vahim bir vakayla karşı karşıya olduğumuzu çok iyi biliyorum. Aile ilk olarak bana müracaat etti. Ve hemen ben harekete geçtim. Eşiyle konuştuktan, eniştesiyle konuştuktan sonra bir soru önergesi verdim Adalet Bakanlığı'na. Hatta bazı Türkiye'deki televizyon kanallarına da çıktım ama istediğimiz yankı oluşmadı. Burada çok önemli haksızlıklar vardı ve özellikle bu tür vakalar bizim ciğerimizi çok sızlatıyordu. Neden? Çünkü cezaevinde ihlaller sonucu insanlar sağlıklarını kaybediyor ve hatta hayatlarını kaybediyorlardı. Muzaffer Özcengiz gibi, Halime Gülsu gibi vakalar vardı ve emniyet müdürlüklerinin gözaltı merkezlerinde hayatını kaybeden Gökhan Açıkkollu gibi vakalar vardı. Ve bunlar gerçekten devletle bireyin karşı karşıya geldiği anlardaki en ağır ihlaller olarak bizim kayıtlarımızdaydı. Ve bunları etkili bir şekilde biz gündeme getirmeye çalışıyorduk. Sonunda Mustafa Kabakçıoğlu olayında fotoğraflar ortaya çıktı. Kazara bir şekilde bu fotoğraflar, pardon, kazara bir şekilde bu
fotoğraflar ortaya çıktı. Ve o zaman bizim bakın yıllardır anlatmaya çalıştığımız, binlerce kişi üzerinden anlatmaya çalıştığımız cezaevi ihlallerinin ne olduğunu kamuoyu işte o zaman anladı. Bir tek kişilik hücrede ki rutubetli, kötü, pis ve her yerinden gerçekten bakımsızlık akan bir hücrede bir hasta insan bir plastik beyaz sandalye üzerinde hayatını kaybetmiş bir görüntü veriyordu. Başı arkaya düşmüş, çaresizlik içinde elleri yana düşmüş. Kulaklarında bir neden bilemiyoruz nedendir. İki kulağını da peçeteyle kapatmış. Yerde bir döşeği var, yerde yatıyor. Belli ki mecali yok üst kata çıkmaya. Akşam yemeğini getirmişler, akşam yemeğini yiyememiş, çöp kovasının üstüne bırakmış. Sağda solda çeşitli günlük malzemeleri, ilaçları var ve yapayalnız, çaresiz, bitkin, bitirilmiş bir insanın son hali, son fotoğrafı ortaya çıktı. İşte o zaman bizim yıllardır anlatmaya çalıştığımız, çeşitli vakalar üzerinden anlatmaya çalıştığımız cezaevindeki hak ihlallerinin tablosu herkes tarafından iyi anlaşılmış oldu. Bir insan ihlal sonucu tek kişilik bir hücreye bırakılır ve orada hasta haliyle bakımsız, terk edilmiş ve ağır ihlallere uğramış bir şekilde ölüyorsa işte orada nasıl tüm bir toplumun vicdanını sızlatacak bir şey varsa işte o şey orada görünüyordu ve gerçekten tüm toplumun vicdanını sızladı. Ben bu kadar kolektif bir şekilde Türkiye toplumunun vicdanının sızladığını çok az görmüşümdür. Bu fotoğraf inanın ki Türkiye'de hem sağdan hem soldan işte dindarı, ateisti, Alevisi, Sünnisi her kesimden insanın başka bir şey anlatmaya gerek kalmadan vicdanında çok büyük bir sızı oluşturdu. Nasıl bir sır Bu vardı dönemdeki burada? hukuksuzlukların simgesi haline geldi diyebiliriz bu fotoğraf için. Peki Evet. 48 gün sonra duyuruldu kamuoyuna dediniz Ömer Faruk Bey. Neden 48 gündür bu kadar ağır hasta olan birisi hücrede tutuluyor ve siz gündemde tutmaya çalıştıkça ve durumunu anlatmaya çalıştıkça herhangi bir müdahale yapılmıyor? Efendim şöyle, bu kişinin hikayesini ben günlüklerinden okudum, oralardan da anladım. 4 yıldır cezaevinde olan bir insan. Evet. Eşiyle de görüştüm, eniştesiyle görüştüm. Yani Anadolu'nun sıradan bir insanı, bir Anadolu kadını, eşi, iki çocuğuyla hapishanedeki kocasını bekleyen, hasretle bekleyen ve cezaevindeki eşiyle her görüşmesinde işte gün sayan, şafak sayan bir insan. 4 ay sonra çıkıp gelecekti, ne oldu, nasıl öldü, hani hayattan kopmuş bir insan değildi, depresyonda değildi, hani döneceğim, sana ve çocuklarıma vazifelerimi yapacağım, çok sıkıntı çektiniz. Tamam artık bu sıkıntılar bitecek diyen, her telefonda bunları söyleyen bir insandı eşim diyor. Hani nasıl oldu da öldü diyen bir insan. Olay şu, komiser yardımcılığından ihraç edilip cezaevine atıldıktan sonra çok büyük sıkıntılar yaşamış, stresler yaşamış ve sonrasında diyabet hastalığı çıkmış. Hepimiz iyi biliriz ki, biz doktorlar daha iyi bilir ki, stres ve sıkıntı sonrası diyabet hastalığı, şeker hastalığı çok rahat bir şekilde ortaya çıkar. Maalesef içeride kahrolan, maddi ve manevi sıkıntılar çeken bir insan var karşımızda. Şeker hastası olduktan sonra da hastane, cezaevi, hastalıklar, bu tür işlerle uğraşan, yapılı, kilolu bir insan olmasına rağmen gittikçe zayıflayan, gittikçe sağlık sorunları artan bir insan var karşımızda. Astım hastalığı, diyabet hastalığı, hipertansiyon hastalığı olan ve gittikçe direnci düşen bir hasta var karşımızda. 20 Ağustos gününde
hastaneye gitmek istiyor. Öksürükleri, ateşi ve nefes darlığı var. Hastaneye gitmek üzereyken ambulansa bindirildiği ve fakat sonrasında ne olduysa hastaneye gitmek istemediği söyleniyor. Ve bunun üzerine dönüp kendi çoklu koğuşuna değil tekli bir koğuşa alındığını söylüyor cezaevi idaresi ve burada ölümüne kadar 9 gün kalıyor. 9 günde 3 kez acillik oluyor. Hastanelikleri gayet ağır bir şekilde nefes darlığı ve diğer şikayetleri oluyor ama her nedense tekrar hastaneye gidemiyor. Hatta doktora yazdığı dilekçede bana verdiğiniz ilaçlar yan etki yaptı. Sol ağzımda, sol kolumda ve sol bacağımda uyuşmalar var, şişmeler var. Hiç iyi değilim doktor bey, bana bir çare bulun diyen bir insanın güya hastaneye gitmek istemediği söyleniyor. Bunu anlamak mümkün değil. Çünkü kullandığı ilaçlar da basit ilaçlar değil. Vücutta ödem var, vücutta bir kalp yetmezliği olma ihtimali var. Diyabetli bir hastada her şey çok sinsi seyreder tıbben. Ve bunlara karşı çok dikkatli olmak lazım. Doktor bey de zaten bu tehlikeyi görüp hemen sevk edilmesi gerektiğini yazmış. Ama bir muamma, gitmemiş yine hastaneye, güya kendi isteğiyle gitmediğini söylüyor cezaevi idaresi. Ama bu pek mümkün değil. Çünkü bu insan zaten özellikle doktora çıkmak istemiş. Ve sonrasında 29 Ağustos günü hayatını kaybediyor. Sabaha karşı 05.40'da koğuşuna giren infaz koruma memurları, ki burada da bir gariplik var. Cezaevinde kalan mahpuslar bunun garip olduğunu söylüyorlar. Diyorlar ki sabah 8'den önce hiçbir infaz koruma memuru bir koğuşa girmez. Ne oldu da 05.40'da sabahın köründe bir infaz koruma memuru içeri girdi ve bu hali gördü? Burada bir gariplik var diyorlar. Açıklanan şeyler var ortada ve bu kişinin, bu mahpusun sandalye üstünde cesedinin, cenazesinin bulunduğu belirtiliyor. Tabii acaba yerde miydi, kaldırılıp bir sandalye üzerine mi konuldu, bunu bilemiyoruz. Ama bildiğimiz şu, 20 Ağustos'ta hastaneye gitmeye çalışan ama gidemeyip tek kişilik koğuşa alınan bu kişi 29 Ağustos günü hayatını kaybediyor ve daha sonra bize başvuruyor. Aradan 48 gün geçiyor. Ben bu arada soru önergeleri veriyorum, kamuoyuna bunu duyurmaya çalışıyorum, Adalet Bakanlığı'na yazıyorum, İnsan Hakları Komisyonu'na yazıyorum, bu nasıl bir haldir, bu kişinin hücredeki ölümünü açıklayın diyorum, aileyle sürekli irtibat halindeyim ama kimse ses vermiyor. Aile Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidiyor, bize bir açıklama yapın, aklımız almıyor bunu diyor ama bir açıklama da yapılmıyor. Hatta savcı bey diyor ki ya bir yarın açıklama yaparım deyip başından salıyor. 48 gün oluyor, açıklama yapılmıyor. Sonrasında dosyadan bir avukat değişikliği sonrası evrakları yeni avukat alıyor ve aileye bu evrakların bir kısmını veriyor. Ve aile de benimle sürekli irtibatta olduğu için bana ve bir başka gazeteciye bu evrakları gönderiyor ve kamuoyuna bu evraklar, fotoğraflar yansıyor. Ve sonrasında bakın 48 gündür açıklama yapmayan Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı işte dün değil evvelsi gün akşamında gece 22'de alelacele apar topar bir açıklama yapıyor. Bu açıklamalara inanmak mümkün değil. Gereken yapılmıştır, şu bu deniliyor ama istediği kadar yalan dolan açıklamalar yapsınlar, sahte belgeler üretsinler ki ben böyle şeyler olduğunu düşünüyorum şahsen. İstedikleri kadar yapsınlar, o fotoğraftaki tüm kamuoyunun vicdanını sızlatan o tabloyu örtbas edemezler Zeynep. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. O fotoğraftaki tüm kamuoyunun vicdanını sızlatan o tabloyu kimse örtbas edemez. Evet. 9 gün önce hastaneye götürülürken ambulanstan geri döndüğünü az önce ifade ettiniz ve kendi isteğiyle tedaviyi kabul etmediğini söylediler dediniz. Gümüşhane Savcılığı'nın yapmış olduğu açıklama da var. Gerekenler yapılmıştır. Şahıs kendi isteğiyle hastaneye gitmemiştir şeklinde. Peki siz bir hekim olarak nasıl yorumluyorsunuz? Yani neden ambulanstan geri gönderilmiş olabilir? Durumunun ağırlığı göz önüne alındığında acaba öleceğini anladılar ve tekrar hücreye mi kapattılar? Siz nasıl yorumladınız ve
tabii sizin Twitter'da yazdığınız bir şey daha vardı. Kullandığı ilaçları açıkladınız. Etik ve lasik diye bir lasiks diye bir ilaç kullandığını söylediniz. Bunlar ne anlama geliyor? Efendim, ben bunların ne anlama geldiğini anlatayım ama ben şahsen önemli sağlık hakkı ihlalleri nedeniyle öldüğünü düşünüyorum. Ama aile, acılı aile daha fazlasını düşünüyor. Acılı aile Mustafa Kabakçıoğlu'nun öldürüldüğünü düşünüyor. Cezaevi yönetimiyle bir takım takışmaları da olan Mustafa Kabakçıoğlu'nun öldürüldüğünü de düşünüyor. Bunlar hepsi muamma ama ben kendi tıbbi görüşümü, insan hakları savunucusu gözüyle ihlallere bakış açımı size anlatayım. Mustafa Kabakçıoğlu uzun süredir hasta bir insan. Günlüklerini de okudum Zeynep Hanım. O günlüklerinde anlatıyor. İşte diyor ben başım döndü, beni hastaneye götürdüler. O kadar baştan savma bir şekilde götürüp beni geri getirmeye çalışıyorlardı ki bana serum takılmıştı. Hemşire bile değil, jandarma gelip serumu açıyordu. Hızlıca gitsin de bizi burada oyalama, seni hemen cezaevine götürelim diyordu. Ne yapıyorsun diyordum, sen sağlık personeli misin? Ondan sonra hastaneye gittiğinde ilgisiz kaldığını, hiç kimsenin kendisine yardımcı olmak istemediğini, bir an evvel geri dönme durumunda olduğunu, infaz koruma memurlarının sık sık odalarına baskın yapıp aramalar yaptığını, efendim işte parasıyla aldığı yorganını, yastığını, İşte bunlar yasaktır denilerek alındığını ve üstüne de ne yapıyorsunuz dendiğinde tehdit edildiğini söylüyor. Yani öncesinde sağlığı bozulan bir insan olarak oldukça fazla miktarda sağlık hakkı ihlalleriyle karşılaşan bir insan. 20 Ağustos günü de insan hani aynı psikolojiyle belki bazı şeyler yaşadı. Çünkü öncesinde de sürekli hastaneye gidişi problemli oluyormuş. Hani günlüklerinde yazmış, normal revire çıkmanız cezaevinde 5-10 günü bulur. Efendim acil bir durumda acile gitmenize karar verilmesi 8 saat olur. 8 Şimdi saat. böyle bir şey yine yaşamış olabilir. Belki hani saatlerce oradan oraya götürüldü, prosedür şu bu falan derken belki o gerginlikle tamam kardeşim götürmeyin beni, lanet olsun tamam gitmiyorum deyip bir belki kahretti. Bilemiyoruz ne olduğunu. Çünkü bu insan hasta yani. Yani ben doktor olarak söyleyeyim. Hani diyabet hastası bir insanın bütün hastalıkları sinsi ve ağır seyreder. Hani onun akciğer enfeksiyonunu tedavi etmek de normal bir insanın akciğer enfeksiyonunu tedavi etmekten çok daha zordur. Çünkü diyabet hastasındaki enfeksiyonlardaki mikroplar çok daha inatçıdır ve daha esaslı tedavi gerektirir. Ve bütün bunlar mı veyahut da bilerek mi götürülmedi? Bunlar bir muamma. Ben burada bir takım evrakta sahtecilikler yapıldığını, onun ölümünden sonra bir takım mizansenler oluşturulduğunu düşünüyorum şahsen. Çünkü niye doktora gitmek istemesin? Hani biz biliyoruz ki doktora gitmeme nedeni çoğunlukla cezaevlerinde hani doktor ihtiyacı olduğu halde doktora gitmeme nedeni dönüşte tek kişilik hücreye, karantina hücresine alınma durumundan dolayı. Mahpuslar bundan dolayı ürküyorlar ve gitmek istemiyorlar. Bu kişi zaten bakın 20 Ağustos'ta evet tek kişilik hücreye getiriliyor ama 24 ve 27 Ağustos'ta da hastalanıyor ve güya gitmek istemiyor. Yani gidip de döneceği yer yine kaldığı yer, başka bir yer değil. Hani dezavantajlı bir durum olmayacak. Bütün bunlara rağmen 9 günde 3 kez acillik olmasına rağmen gidemiyor ve kendisine revir doktoru bazı ilaçlar yazıyor. Ne yazıyor? Klamaks yazıyor, enasetilsisteyin yazıyor ve Lasix yazıyor. Lasix ne demek? Ödem çözücü demek. Sıvıyı vücuttan atan demek. Sıvı toplanması var demek ki. Ve bu sıvı toplanmasının önemli bir nedeni var. Hani ya kalp yetmezliği var ondan dolayı, ya bir venöz yetmezlik var. Veyahut da işte bir kanser gibi bir şey var işin altında. Bir yerlere tıkıyor, bir yerlerde tıkanmalar oluyor. Veyahut da uyuşukluklar var diyor. Yine şeker hastalarında bu felçler daha sinsi seyreder. Bir felç olayına doğru mu gidiyor? Sinir sisteminde bir problem var. Çünkü şeker hastalarında her şey çok sinsi bir şekilde ilerler. Yani bunları anlamak kolay değildir. Kalp krizi bile sinsi bir şekilde ilerler. Çünkü sinir sistemi hasara uğradığı için
kalp krizindeki o şiddetli ağrılar ortaya çıkmayabilir. Veyahut da işte diğer vücuttaki hasarlar da aynı şekildedir. Doktor Bey ona Lasix diye bir ilaç vermiş. Şimdi bu Lasix ilacı basit bir ilaç değil, ödem çözücü bir ilaç. Ve demek ki önemli bir durum var, onu gösteriyor ve kullanım dozu da çok dikkatli kullanılmalı. Yani fazla kullanırsanız tansiyonunuzu düşürür, sodyum miktarını düşürür ve ilaçtan dolayı ölürsünüz. Hiponatremi olur ve ilaçtan dolayı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız. Bütün bunların kontrol altında olması lazım. Yani sıvı elektrolit dengesinin kontrol altında götürülmesi gerekir bu ilacı kullanırken. Ama bu ilacı kaç tane kullanıyor? Hani yeterli derecede mi? Az mı? Çok mu? Bunlar da belli değil. Bu ilaçların yaptığı önemli yan etkilerden zaten kendisi de bahsediyor Zeynep Hanım. Hani doktora yazdığı ilaç şeylerde, çünkü biz biliyoruz o ilaçları. O ilaçlar yan etki yapar. Bu insanın hastanede sıvı elektrolit dengesi açısından kan tahlilleriyle durumunun bir gözden geçirilmesi gerekirken yine hücresine dönüyor. Yanında hiçbir kimse yok Zeynep Hanım. Hani madem bu insanı hastaneye götürmüyorsunuz, en azından çoklu hücreye götürseydiniz. Yanındaki insanlar onun durumunu görürdü. Ya bu adam ölüyor, götürün bunu ceza evinden hastaneye derlerdi. Ama o tek başına bir hücrede, kimsesiz, yapayalnız, hasta, gelen akşam yemeğini bile yiyemeyecek durumda, bitkin, bir sandalyeye çökmüş, kafası arkaya düşmüş ve o sırada artık yeniden bir solunum sıkıntısı mı yaşadı, başka bir şey mi oldu, yoksa yere düştü, daha sonra mı kaldırılıp bir sandalye üstüne konuldu, onu da bilemiyoruz. Bütün bunlar bir muamma ve bu şekilde vefat ettiğini görüyoruz. Burada çok soru işaretleri var. Evet. Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması kesinlikle tatminkar değil. Biz tatmin olmadık. Zaten Adalet Bakanlığı da sanırım tatmin olmamış ki Bakan Abdülhamit Gül iki tane müfettiş görevlendirdi. Hani gerçekten çok acayip bir olay. Göz göre göre bir cinayet görüntüsü var ortada ve inanılmaz vicdansızlatan bir görüntü var. Böylesine kötüleşmiş bir hastayı tek başına bir hücrede nasıl tutuyorsunuz? Bitkin, yemeklerini yiyemez bir insan zaten hani... Ya biz onun dilekçeler de ortada. Evet. Zaten peki COVID testi yapılmamasına rağmen neden tek kişilik hücreye konuyor? Ve tabii fotoğrafa baktığımda benim aklıma ilk gelen soru da şu oldu. O yemeği getirmişler, oraya koymuşlar. Mustafa Bey'in o anki durumunu illaki görmüşlerdir. Hani durumu kötü, hasta bir insan. Hiçbir müdahale yapmadan yemeği bırakıp ayrılmışlar. Yani bu da bir soru işareti. Yani belli ki koğuşun üst katına bile çıkmaya mecali olmayan, zaten öncesinde hani böyle baygınlıklar yaşayan, şekerden dolayı baygınlıklar yaşayan bir insan, alt kata döşeğini indirmiş, orada işte yatarak gününü geçiren bir insan. Ona bu yemeği getirenler dediğiniz gibi hiç mi onun bu çok bitkin, kötü halini görmediler? Çünkü belli ki yemeğe dokunmamış Zeynep Hanım, görüyorsunuz. Evet. Yani o kadar hasta ki yemeğe dokunmamış, bitkin bir şekilde bir yerlerde oturmuş ve ölüm anı gelmiş ona. Oralarda ne oldu, ne bitti? İnanın ki biz de çok merak ediyoruz. Hiçbir açıklama yapılmıyor. Önceden belli ki ezberletilmiş bir takım açıklamalar infaz koruma memurları, sağlık memurları tarafından imzalatılmış. Koridorun kamera kayıtlarına halen ulaşabilmiş değiliz. 112 geldiği zaman ne oldu, ne bitti, ona ulaşabilmiş değiliz. Bunlar hala açıklanmış değil. Bize ulaşmış değil. Dosyada bunlar bir muamma olarak kalmış durumda. Biz şu anda olayın hararetiyle bunları konuşuyoruz ama yarın öbür gün kamuoyu bunları unutabilir ve o teftiş raporları da şöyle düzenlenebilir. Efendim işte tüm cezaevi görevlilerinin yaptığı işlemler doğrudur, eksik hata yoktur, kullandığı ilaçlar iyidir, takdir-i ilahiyle ölmüştür. Muhtemelen böyle bir rapor çıkar. Anlatabiliyor muyum? Yani hepimiz bunu görüyoruz. Kamuoyunun büyük tepkisi, iktidar, bakanlık bu işleri zamana yayar ve sonrasında herkes unuttuktan sonra
işi örtbas eder, tümen altı eder, uydurmasyon bir açıklama, karar yazar, bitirir. Yani Muzaffer Özcengiz'de de bunu gördük. Şu anda Aile Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu Muzaffer Özcengiz vakasında. Halime Gülsu'da da gördük. Onlar da Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Gökhan Açıkkolu vakası zaten biliyorsunuz 4 yıldır tam bir muamma olmuş bir dosya. Kaç yıldır takip ediyorum. Üstünü kapattılar, bitirdiler. Yani peki böyle bu da ne olacak Ömer Bey? Yine dün hayatını kaybeden başka bir isim, Kurmay Albay Mustafa Barış Avaalan, 2018'de kalp krizi geçirmesine rağmen kalp piliyle tekrar hapishaneye gönderiliyor. Akciğerlerinde ciddi problemler var ama dinlenmiyor. Yazdığı dilekçeler cevap bulmuyor. Peki bu sarmaldan nasıl kurtulunacak? Korona başladığında siz çok ciddi çaba sarf etmiştiniz. Cezaevleri cenaze evine dönmesin diye sesinizi duyurmaya çalıştınız ama siyasi tutuklularla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı. Peki bundan sonra ne olacak? Sadece sosyal medyada maalesef bu insanlar öldükten sonra ölüm haberleri kamuoyuna yansıdıktan sonra mı ses çıkartılmaya başlanacak? Herhangi bir çalışma yapılmayacak mı? Milletvekillerinin tepkisi ne? Neler söylemek istersiniz? Efendim, Türkiye'de bir cadı avı var ve bazı konulara kimse dokunmak istemiyor. O hal döneminde KYK'lılar tamamen yalnız bırakıldı ve onlara ne yapılırsa haktır dendi. Şimdi de aynı hadise yaşanıyor ama öylesine vicdansızlatan hadiseler oluyor ki ve bilhassa da KYK'lı mağdurların başına geliyor ki artık toplumun her kesimi buna isyan ediyor. Mustafa Kabakçıoğlu olayında olduğu gibi. Manidardır ki Zeynep Hanım, bakın 2 gün önce biz Kabakçıoğlu'na tüm Türkiye toplumu konuştuk. Trend topik oldu, birinci sıraya yerleşti. Dün akşam da Mustafa Barış Avaalan'ı konuştuk. Mustafa Barış Avaalan'ı aylardır takip ediyorum. O da bir hasta mahpus. Cezaevinde kalp krizi geçirmiş genç bir erkek. Yani dinamik bir asker olmasına rağmen ağır bir kalp krizi sonucu kalp kaslarının %85'ini kaybetmiş, %15 ancak kasları çalışan bir insan ve hani ölüm deşeğindeki insanlar gibi sadece yatıyor, kalkıyor, yani başka da bir fiili hareketi olmuyor. Biz bu insanın durumunu aylardır takip ediyoruz ve tahliye edilmesi gerekiyor. Hastanelere gitmesi çok zor oldu, çok manilerle karşılaştı, prosedürler, kırtasiye ve en sonunda bütün bunları aştı, şehir hastane kurulları, adli tıp kurulları, şu bu derken sonunda infaz erteleme raporunu aldı ama bu sefer mahkeme infaz erteleme kararını onaylamadı. Ve bu arada gittikçe kötüleşen bir hasta. Bu süreç içinde ben sürekli hastayı takip ediyorum, mahpusu. 3 kez soru önergesi verdim. 3 kez soru önergesi verdim. Çünkü hem bir doktor olarak hem de bir insan hakları savunucusu olarak çok ağır bir vakayla karşı karşıya olduğumuzu gördük. Cezaevini aradım ve sonuçta da maalesef zalimce intikam duygularıyla bir insan cezaevinde ölüme terk edildi ve hayatını kaybetti. Bu ne demek? Yani sadece Mustafa Kabakçıoğlu, sadece Muzaffer Özcengiz meselesi değil. Bir genel sorun var ortada. İki gün arayla 2 tane vaka hastanede, cezaevinde hasta mahpus olarak hayatını kaybediyorsa o ülkede çok ciddi bir sorun vardır Adalet Bakanlığı açısından. Ama işte bunlar yeterince duyurulmuyor. Kamuoyu ancak böyle fotoğraflarla aklı başına geliyor. İktidar partisi, MHP zaten bu konuları kesinlikle umursamıyor. Vicdanları zerre kadar sızlamıyor. En azından CHP'dir, İYİ Parti veya HDP bu konuları gündeme getirebiliyor ama yeterli oranda değil. Biz açıkça görüyoruz ki cezaevlerini büyük bir tehlike bekliyor. Cezaevlerinde sağlık hakkı açısından giderek kötüleşen bir tablo var. Hasta mahpuslar var, 1500'e yakın hasta mahpus var. Bu tespit edilebilen, tespit edilmeyen de daha binlerce kişi var. Ve çünkü insan hakları derneklerinin cezaevlerinde rahat çalışması mümkün değil. Cezaevlerini gezemiyor insan hakları dernekleri. Biz meclis insan hakları komisyonu olarak şu ana kadar 7-8 cezaevine gittik ve
Oradaki kötü tabloları gördük. Bizim raporlarımıza da yansıdı. İktidar partidekileri de bunu engelleyemedi. Bütün bu kötüleşmiş hak ihlalleri tablolarından sonra bir de Covid-19 salgını çıktı. Bu da cezaevlerindeki durumu daha da arttırdı. Birçok ölü var. Adalet Bakanlığı bir açıklama yapmıyor. Haziran ayına kadar bir iki açıklama yaptı. Yalan yanlış açıklamalar. Yani Bakan Gül bir açıklama yapıyor. Yardımcısı kendisini yalanlayan açıklama yapıyor. Ceza Tevkili İşleri Genel Müdürü İnsan Hakları Komisyonu'na geliyor. O daha farklı bir açıklama yapıyor. Ona sorular soruyoruz. Karşımızda kent üyeli. İnanın ki gelip görün acizliklerini, ne diyeceklerini bilemez hallerini bir görün. Ne kadar felaket bir durumda olduğunu anlarsınız cezaevlerinin. Fatih Terzi oldu mesela. Cezaevlerindeki ölü sayıları da gizleniyor mu kamuoyundan? Evet efendim, bunu söylüyorum işte. Bakın Haziran ayına kadar tek tük Covid-19 ile ilgili vakan sayıları verdiler. Onlar da sadece Covid-19 ile ilgiliydi. Diğer ölümleri vermiyorlardı. Bakın ben size son 3-4 ay içinde sadece Patmos cezaevinden 4 tane ölüm söyleyebilirim. Ve bunların hepsi ihlal dolu ölümler. Buca cezaevinde, Tavşanlı cezaevinde, Siirt E-Tipi cezaevinde, Elazığ cezaevinde, Mardin Midyat cezaevinde son bir ay içinde bile benim tespit ettiğim 6 tane Covid'den ölen gencecik mahpuslar var. Gencecik insanlar bunlar. Yani yaşlı başlı ölüme yaklaşmış insanlar değil. Ve sadece Covid'den dolayı ölümler. Başka nedenleri daha katmıyoruz. Bakın sadece Covid dolayısıyla ölümler. Cezaevlerindeki sıkıntılar artıyor. Gerek bakımsızlık, gerek hasta mahpusların artması, cezaevlerindeki kötü koşullardan dolayı mahpusların hastalıklarının artması ve Covid'in de buna eklenmesi sonucu son derece vahim bir tablo oluşmuş durumda. İşte bu son iki gündeki iki vaka da bu zaten cerahatın patlaması ve irinin dökülmesi anlamındadır. Bakın bunu net bir şekilde söylüyorum. Cerahat dökülmüştür, irinler akmaktadır ve halen Adalet Bakanlığı doğru dürüst bir açıklama yapamamaktadır. Maalesef ki aylardır, yıllardır söylediğim her şey apaçık gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. Keşke bunlar böyle ortaya çıkmasaydı, keşke haklı çıkmasaydık ama maalesef çok haklı çıkıyoruz. Tüm vakalarla kamuoyu çok önemli şeyleri söylediğimizi görüyor. Bu anlayışla devam edilirse Adalet Bakanlığı daha çok cezaevindeki mahpusların hayatına kastedecek. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Programın başında da sormuştum bu soruyu. Siz Mustafa Bey'in dosyasını gördünüz. Ömer Bey gerçekten 5 TL bağış yapmaktan bir insan 4 yıldır cezaevinde mi tutuluyor? Yani dosyada suç olarak bu mu var Mustafa Bey'in dosyasında? Efendim avukatıyla görüştüm. Avukatından dosya hakkında bilgiler aldım. Şunlar, Kimse Yok mu Derneği'ne bir bağış var, işte bir 5 liralık bağış. İkinci husus, tanık beyanı var. Bir kişi işte şu kişi sohbete katılmıştır demiş. Üçüncü hususta içeriği olmayan bir bayrak iddiası var. Bu nedenlerden dolayı tutuklanmış ve 6-3 ceza almış. 4 yıldır içeride. Şeyi bekliyor işte, yani sonuçta maalesef Türkiye'de bu kadar basit bir nedenle insanlar terörist olarak gösteriliyor, vatan haini olarak gösteriliyor. Bana bugün bir kişi aynı koğuşta kalan, Mustafa Bey'le aynı koğuşta kalan bir kişi yazdı. Dedi ki Mustafa Bey'le biz aynı koğuşta kaldık. Hani ben bu ülkeye polis olarak hizmet verdim ama şimdi beni iade etseler bile artık ben dönmek istemiyorum. Beni o kadar üzdüler ki, beni o kadar soğuttular ki hakkımı helal etmiyorum bu insanlara diye. Ben artık yani hapisten çıksam, göreve beni iade etseler bile dönmem. Çünkü çok üzdüler bizi diyen bir insanmış. Ve zaten günlüklerinde de çok sitemkar sözler var. Hakkını helal etmediğini söylüyor. Bana bunları yapanlara hakkımı helal etmiyorum diyor. Hani bu yaşadıklarım bana bir ders olsun, başkalarına da dert olsun diyor. Belli ki eli de kalem tutan, tüm yaşadıklarını günlüklere yazan ki biz yani kısa bir günlük
sayfalarını okuduk. Muhtemelen 4 yıl çok çok daha uzun şeyler yazmıştır. Daha onlara ulaşamadık. Allah bilir neler çıkacak. Ama gördüğümüz şu ki hani legal hususlardan dolayı, ne diyeyim işte, kimse yok bir derneğine para yatırmak, efendime söyleyeyim bir sendikaya üye olmak, şu bu gibi, zaten işte ülkemizdeki bu tür meselelerden dolayı insanların çok kolay bir şekilde terörist ilan edildiğini biliyoruz. Vatan haini, işte şu bilmem vatan düşmanı, şu bu diye damgalanarak hayatın dışına itilmeye çalışıldığını çok iyi biliyoruz ve bu insan bütün bu kahırlar sonucu, cezaevinde büyük stres ve sıkıntılar, üzüntüler sonucu bir de başına diyabet hastalığı açılıyor. Çünkü mektup günlüklerinde onu söylüyor. Ben diyor ilk girdiğimde Zeynep Hanım çok üzülmüştüm diyor. Ben diyor bunu hak etmedim. Ben vatan haini değilim. Ben bu vatana hizmet etmek isteyen bir insandım. Takdirnamelerim vardı, ödüllerim vardı. Ben yani canla başla bu vatan için uğraşmış bir insandım. Bunu hak eden bir insan değilim. Çok üzüldüm diyor. Depresyona girdim. Antidepresif ilaçlar kullandım. Böyle bunları kullana kullana, sabah akşam bunları düşüne düşüne şeker hastası oldum diyor. Yani bir insanı nasıl bitirirsiniz? İşte onun adresi buralar. Onun açıklaması buralarda yatıyor. Böyle bir insanı işinden ihraç etmek, cezaevlerine atmak, ailesinden uzak tutmak, onu damgalamak, onu hayatın, vatandaşlığın dışına itmeye gayretleri, işte bir insanın bitişi ve bir insanın gencecik yaşta, 44 yaşında bu hayattan kopması demektir. Evet, program başında da söylediğiniz gibi cadı avı başladı ve devam ettiriliyor hız kesmeden. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Son olarak söylemek istedikleriniz var mı? Efendim, teşekkür ederim. Biz büyük bir vehametin devam ettiğini görüyoruz cezaevlerinde. Daha yakın zamanlarda birçok başka böyle hasta mahpusla uğraştık. Fatih Terzioğlu mesela, gencecik yaşta hayatını kaybeden bir kanser hastası. Hep böyle bakın, biliyorsunuz. Yıkılan hayatlar, söndürülen ocaklarla karşı karşıyayız. Gencecik yaşta kahrından kanser olan insanlarla karşı karşıyayız. Fatih Terzioğlu daha hayatının baharında bu üzüntülerden dolayı kahrederek kanser olan bir insan. Mevlüt Öztaş daha gencecik yaşlarında bu kahırlardan dolayı kanser olmuş bir insan. Haluk Savaş hocamız keza bütün bu kahırlardan dolayı kanser olmuş bir insan ve gencecik yaşta biz insanlarımızı kaybediyoruz. Bugün Mustafa Barış Alaalan'ın kız kardeşine bir taziye telefonu açtım. Ve hakikaten bu insanın kaybının ne kadar ağır bir kaybı olduğunu anladım. Hayatı birinciliklerle, başarılarla dolu bir insan olduğunu, süper zeki bir insan olduğunu, çok çalışkan bir insan olduğunu söylüyordu kız kardeşi ve onu öldürdüler diyordu. Sonunda emellerine nail oldular diyordu gözyaşları arasında ve gerçekten çok üzücü bir tablo ortaya çıkıyordu. Yani daha cenaze kendilerine kavuşmamış ama gözyaşları arasında bunu anlatan bir kız kardeş vardı karşımda. Sadece kaybedenin avı alan ailesi olmadığını, kaybedenin Türkiye olduğunu anlıyorsunuz böyle durumlarda. Çünkü Türkiye'nin çok önemli beyinleri, çok çalışkan, başarılı insanları maalesef böyle bitiriliyor, yok ediliyor, evet, imha ediliyor. Peki, son olarak şunu da sormak istiyorum. Siyasi tutsaklarla ilgili herhangi bir çalışma söz konusu olabilir mi önümüzdeki günlerde? Artan ölüm vakaları ortada. Sizin aldığınız duyumlar var mı? Efendim, ben basın toplantımda da söyledim, dinlemişseniz. Artık vebali ben mecliste biliyorsunuz önemli bir tarihi konuşma yaparak tüm milletvekillerine biz gerekeni söyledik. Bundan sonra olacak tüm vakalar ve ölümlerden siz sorumlusunuz. Bunu da Rabbinize şahit tutarak söylüyorum demiştim. Ve şimdi de bu sözü Anayasa Mahkemesi'ne söylüyorum. Çünkü infaz indirim yasası ayrımcı, kötü bir yasa. Siyasi mahpuslara karşı hasmane bir yasa ve bunun yolu Anayasa Mahkemesi'nden bu yasanın iptal edilerek ayrımsız bir yasa çıkması yolunda olacak.
Anayasa Mahkemesi'ne çağrı yapıyoruz. Lütfen hukuka uysunlar, anayasaya uysunlar ve bu ayrımcı yasayı iptal etsinler. Meclis ayrımsız, bu tür adil olmayan yargılamalar sonucu cezaevine doldurulan insanların tahliye yolunu açan bir yasayı çıkarsın diyoruz. Yoksa çok büyük veballerdir bunlar. Bakın Mustafa Kabakçıoğlu, Mustafa Barış Havaalan, Fatih Terzioğlu, Mevlüt Öztaş gibi kişiler ve daha bunun yanı sıra daha birçok Kürt mahpuslar, tutuklular, mahkumlar. Eğer ki o Nisan ayındaki yasa ayrımsız bir şekilde çıksaydı tahliye olacaklardı. Belki cezaevinde bu ölümler yaşanmayacak. Evet. Maalesef cezaevi koşullarından dolayı bu ölümler gerçekleşti. O yüzden iktidar sahiplerinin verilebilecek bir hesabı yok. Biz ayrımsız bir yasa çıkması için gereken tüm baskıları yapıyoruz ama şu anda Anayasa Mahkemesi'nde Anayasa Mahkemesi'nin de ne kadar ağır bir baskı altında olduğunu hepimiz biliyoruz. Yürütmenin Anayasa Mahkemesi'ni boyunduruğu altına alma çabaları devam ediyor. O yüzden çok kolay olduğunu söyleyemem ama biz elimizi vicdanımıza koyarak tüm baskıları yapmak zorundayız diyor. Evet, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar dileriz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergoğlu bizimle birlikteydi. Mustafa Kabakçıoğlu cinayeti tekrar birlikte olunca dek hoşçakalın.